Helal nerede? Ne işin var senin burada? Ha? Başhekimin kanı soğumadı daha. Ben çekmedim o tetiği. Ben değilim günah keçisi. Neden anlamıyorsunuz? Ben de sizin kadar üzgünüm. Yeter! Yeter! Düşün artık yakamdan! Yeter! Abla tamam, ne oluyor? Ne yapıyorsun sen burada? Annem evden dışarı çıkma demedi mi sana? Asıl sen ne haklar karıştırıyorsun? Yürü çabuk. Yürü! Ne oluyor ya? Yürü diyorum sana. Elbisemi çalıp baloya gittin. Ve onunla dans eden sen misin? Abla sus. Bana izahat ver Hilal. Bak yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım. Abla bak yapma. O zaman ne işler çeviriyorsun söyle. Bir işler çevirmiyorum. Senin gibi zevk-i sefa peşinde koşmuyorum ben. Oraya giderken benim bir emelim vardı. Teğmen beni zorla dansa kaldırdı. Ölsem daha iyiydi. Yahu ne oluyor burada? Sesiniz dışarı kadar geliyor. Onu kızına sor anne. Beni eve kapatıyorsun ama asıl kapatılması gereken ben değilmişim de senin küçük kızınmış. Sonra da anlatsın sana. Yediği haltı. Ne oluyor Hilal? İşref Paşa onun için yaptığım fedakarlığa minnettar. Senin gibi bir yiğidi kendi saflarında görmek ister. Çok mühim bir vazifem var. Hemen bu gece ifa etmen lazım. Ne dersin Mehmet? Yapabilir misin? Yaparım elimallah. Eşref Paşa'ya canım feda. Ona canını feda edecek adam dolu. Sen bize lazımsın. Osman'la hapishanesine gireceksin. Bunu müdüre vermeni icap ettiğini söyleyeceksin. Sonra müdürün yanına çık. Onu maharetinde ikna et. Sonrasında tutukluları bilhassa idam mahkumlarını salacaksın. Onları mücadeleye katılmaları için ikna edeceksin. Sonra hepsini makul bir yere sevk et. Benden haber bekle. Orada vazifeleri bildirilecek. Peki sen kimsin? Adın senin nedir? Şimdilik bilme. Vakti gelince öğrenirsin. Aramıza hoş geldin. Al başını gitmişsin gene. Nahimiz. Anam. Çok şükür. Anam müsaade et geçeyim. Bana mühim. Anam. Peki duymuşsun da beni yolluyorlardı Sürgün'e. Lakin ben bir yolunu buldum. Şimdi kendimi aklamaya gayret ediyorum. Vazifeye dönmeye gayret ediyorum.
Anam, senden bir ricam var. Azize bir seni dinler, sana itimat eder. Tevfik'le evlenmesine zinhar müsaade etme. Tevfik'le ilgili ciddi şüphelerim var hanım. Hem niyet olarak hem de asıl suret olarak eğer Azize Tevfik'le evlenirse korkunç bir hata yapmış olur. Daha bedbaht günleriniz gelir. Hem onun hem sizin. Malum benim hükmüm yok artık Azize'nin üzerinde. Lakin gönlüm razı gelmiyor onun bedbaht olmasına. Şimdi durup dururken dost diye yılana sarılmasın. Destur. Kötü söz söylemeden bin kere düşün buyurmuşlar. İftirayın büyük günahtır. Anam, orasını Allah bilir. Ben lafımı söyleyeyim mi? Sen Azize'yi kızın kadar seversin, sonradan pişman olma. Mani ol bu istihbaraca. Şimdi de ben diyeceğimi diyeyim, beni iyi dinle. Erlik kadınla kol kanat germektir. Erlik kazadan beladan koruyup kollamaktır. Erlik saçının teline kıyamamaktır. Sen onun eri değilsin. Eğer eri olsaydın o kız bu hallere düşmezdi. Eğer eri olsaydın ciğerinden canı koparcasına acı çekmezdi. Erlik Yunan üniforması giyip de muhtaca, garibe hükmetmek değildir. Senin burun anca o Yunan karargahında üter. Burada değil. Haydi. Sen yine de bir düşün hanım. Baba. Babacığım. Kızım. Çok şükür iyisin. İyiyim kızım. Bir şey yapmadılar değil mi? Bundan sonra buradasın artık. Buradayım. Vazifeme dönmeye gayret ediyorum. Baba, ne olursun beni yanına al. Annem, babaannem, kardeşim hepsi bana çok fena davranıyorlar. Sürekli eve hapsediyorlar beni. Dayanamıyorum artık baba, nefes alamıyorum. Kızım. Annenin sözünü dinle. Otur, tevekkül et, kabahatlerini düşün. İstikametini ona göre yorumlar. Senin yerin Yunan konağı değil. Bak, burası ananın kardeşlerinin yanı. Başka bir sevdan varsa çıkar kafanda. Ama... Hadi bakalım, yürü. Hadi. Neredesin kızım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.